Karadeniz Hidroelektrik Santral Vadisi'ne dönüştü. Bu tespit çevrecilerin. Bölgede il il dolaşan çevreciler halka eylem çağrısı yapıyor. HES'lerin olduğu vadiler çok daha güzel bir mekanlar haline gelecek. Uzun Göl gibi bir turizm merkezleri olacak. Vatandaşların dinlendiği, eğlendiği, gezdiği, dolaştığı, turistlerin gezdiği mekanlar haline gelecek. Daha önce de işte bu radyasyonlu çayları bize aynı zihniyet içirmişti. Bakan, Türkiye'nin bütün nehirleri yok olurken doğanın yok olmadığını iddia edebilecek kadar körleşmiş durumda. Çevre Bakanı Veysel Eroğlu, HES'ler turizme katkı sağlayacak dedi, bu sözler tepkiyle karşılandı. Doğa Derneği temsilcileri hafta sonunu Karadeniz'de geçirdi. İl il dolaşan dernek yöneticileri halktan duyarlı olmalarını istedi. Siz ne olursanız olun, bu derenin yok olmasını istemiyorsanız 10 kişi başlayın ya, 10 kişi bakın. Eylemle büyüyün. Doğa Derneği verilerine göre Türkiye genelinde 2000'e yakın hidroelektrik santral yapılacak. İnşaatı süren yaklaşık 400 santralin çoğu Karadeniz'de. 43 kilometre uzunluğundaki Sulakla Vadisi'nde tam 34 hidroelektrik santrali inşaatı başladı. Bu vadiden beslenen hiçbir ağaç, hiçbir kuş, bölge insanları, köyler, tarım alanları hiçbiri beslenemez olacak ve çok ciddi bir katliamın içinden geçiyor Sulaklı Vadisi. Trabzon'un 50 yıllık içme su ihtiyacını karşılayacak olan Galyan Barajı'na su taşıyan vadiye de 7 santral yapılacak.